Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Ne oluyor? Başlıyoruz. Ankara'dayız. Seçim dönemine artık resmen girdik. Bundan sonraki süreçte sık sık Ankara'yı ziyaret edeceğiz. Neden? Tabii ki Türkiye'nin siyasetin kalbi, nabzı burada atıyor. Bu akşam daha farklı bir ne oluyor hazırladım sizler için. Bir tartışma formatından daha çok biraz nabzı aktarmak istedik. Ne oluyor? Partiler nasıl bakıyorlar bu sürece? Dolayısıyla sizlere Ankara'da konuşulanları, kulislerde konuşulanları ya da bundan sonra yaşanabilecekleri aktarmaya çalışacağız. Dolayısıyla böyle bir formatımız var. Birazdan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamal'a ağırlayacağız. Kendisine soracak çok Profesör Doktor Mustafa Kamalak, onu da söylemeden ihmal etmeyeyim. Çok eski tecrübeli bir siyasetçi. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Çünkü Saadet Partisi şu sıralar çokça konuşulan bir parti. Küçük bir parti gibi görünmekle birlikte aslında kilit olabilecek bir parti konumunda bu seçimlerde. Acaba bir ittifak yapacaklar mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Genel Başkanı ilk konumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi bugünlerde partinizden ve sizden sıkça bahsediliyor. Acaba bir ittifak yapacak mısınız bu seçimlerde? 7 Haziran seçimlerinde BBP ile Saadet Partisi yani çatısı altında, şemsiyesi altında Milli İttifak olarak bir araya gelmiş, güçlerinizi birleştirmiştiniz. Çok uzatmadan lafı sorayım. Bir ittifak sağlandı mı? Özellikle AK Parti ile olabileceği söyleniyordu. Nedir bu konudaki son durum? Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun diyorum. Barış gününün tüm insanlık için barış getirmesini temenni ediyorum. Zira bu dünyada herkese yetecek kadar yer de var, nimet de var. Ancak yazık ki o kadar sevgi yok herhalde ki dar geliyor insanlara dünya. Efendim Türkiye'nin durumu eğer gerektirirse biz ittifaka varız diyoruz, görüşmelere varız diyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi ülkemiz adeta kan gölüne çevrilmiş durumda. Her gün her gün şehit ailelerin feryadıyla irkiliyoruz. Dile kolay. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Siyasi partiler ülkenin problemlerini çözmek için vardır. Biz bu anlamda parti olarak tek başımıza seçime girmek için hazırlanıyoruz. Müracaatlar devam ediyor. Anadolu'da teşkilatımız hareket halinde, teyakkuz halinde tabiri caizse ayın 6'sında yani pazar günü de en azından 2-3 bin kişinin katılacağı bir toplantı yapacağız. Seçim startını vereceğiz Ankara'mızdan. Hı hı. Bütün bunlara rağmen eğer ittifak yapmak, bu şehit kanlarını durdurmak için, akan kanı durdurmak için, gözyaşlarını silmek için uygun bir atmosferin oluşması halinde o anlamda da bütün partilerle istişareye, görüşmeye varız diyoruz. Ama biz Saadet Partisi olarak tek başımıza seçime gidecek şekilde hazırlanıyoruz. Şimdi ben Ankara'da uzun yıllar muhabirlik yapmış bir gazeteciyim. Ankara'ya döndüğümde muhabirlik damarım tutuyor. Hı hı. Ve biraz kapalı kapılar ardında neler oluyor diye sormadan edemiyorum. Tabii. Bugün bana kaynaklarım şöyle bir bilgi verdiler. Resmen görüşmüyor AK Parti ile Saadet Partisi ama malum zaten AK Parti içinde de eski Saadet Partili, eski Refah Partili tabii ki ortak tabandan geliyorsunuz, ortak bir davadan, hareketten geliyorsunuz. İsimler var. Gayri resmi olarak kapalı kapılar ardında görüşmeler devam ediyor diye. Öyle mi efendim? Arada dostlar var tabii. Arada dostlar var. Birlikten güç duvar. Türkiye şu an kritik durumdadır. Ne olur birleşiniz, işbirliği yapın diyen arada dostlar var. Arada dostlar var diyerken iyi niyetli üçüncü şanslar mı yoksa siz birini gönderiyorsunuz temsilci olarak AK Parti birisini gönderiyor bir araya yani böyle bir temas mı? Yani, yoksa birileri mi sizi bir araya getirmeye çalışıyor? Hayır birileri ortak dostlar zaten sizin de biraz önce işaret ettiğiniz gibi AK Parti AK Parti'nin temeli bize dayanır. Tabii öyle olunca birçok ortak dostlarımız var. Hı hı. O manada yani mutlaka ittifak olsun diyen arkadaşlarımız var. Peki şimdi MHP mi sizin için, Saadet Partisi için daha olabilir gördüğünüz bir parti AK Parti mi? Yani Sayın Mustafa Kamalak olarak benim tercihim AK Parti'den mi yana dersiniz yoksa MHP'den
yana bir tavır mı koyarsınız? Şirin Hanım, bu anlaşmaya bağlı, şartlara bağlı. Misalen belki yaşınız oraya ermez sizin, gençsiniz çünkü, 70'li yılları alalım. Türkiye'nin durumu, bugünden daha beterdi. Gruplara ayrılmıştı. O 8-10 yıllık süre içerisinde 5000'den fazla gencimizi kaybettik. En sağda Milli Selamet Partimiz vardı. En solda da ortanın soluyum diyen Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ortada ise aynı tabana hitap eden Adalet Partisi vardı. Normalde Milli Selamet'le Adalet Partisi'nin koalisyon kurması beklenirdi 73 seçimlerini müteakiben. Ama olmadı. En soldaki Cumhuriyet Halk Partisi ile en sağdaki Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti kurdu. Ortadaki partimizin Sayın Genel Başkanı merhum Demirel de dedi ki, ya biz güya şeriatçı olarak lanse ediliyorduk topluma. Cumhuriyet Halk Partisi de solcu, solun da solunda tabiri caizse komünistleri de işin alan bir parti olarak zikrediliyordu. Bunların dedi dışı yeşil, bizi kastediyor, şeriatı temsil ediyor veya karpuzu temsil ediyor. İçleri kırmızı. Yani bunlar, ama biz orada iki zıttı bir araya getirmek suretiyle 300 yıldan bu yana tarihimizin en şanlı zaferini kazandık. Kıbrıs Barış Hareketi'ni gerçekleştirdik ve orada oradan yükselen feryadı figanı durdurduk. Akan gözyaşlarını durdurduk. Tecavüzleri önledik. Neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Burada biz şu kanaatteyiz. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimiz bu milletin çocuklarıyız. Anlaşamayacağımız hiçbir mesele yoktur. Yeter ki meseleye iyi niyetle, yapıcı bir biçimde yaklaşalım. O manada efendim AK Parti de olabilir, CHP de olabilir, MHP de olabilir. Çünkü bunlar aziz milletimizin evlatlarını kurduğu partiler. HDP'yi yani saymadınız. Efendim gerekirse bak, ilkelerimiz var. Kanı durdurma noktasında. Kanı durdurma noktasında nedir o? Akan kan duracak arkadaş. Ülkenin birliği, bütünlüğü, insanlarımızın dirliği, düzeni. Akan kanın durması için biz bütün partilerle bir araya gelir. Konuşuruz, bu ülkenin problemlerini çözmek için varız. Madem siz o noktaya getirdiniz, hemen sorayım. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin bir koalisyon kurmaması Türkiye açısından kötü oldu mu? Yani bir şansın kaçırıldığını düşünüyor musunuz? Efendim şöyle diyelim. Gönül isterdi ki meclisteki dört parti bir araya gelmek suretiyle milli koalisyon kursunlar. Büyük koalisyonu kursunlar. Gönül bunu arzu ederdi. Ülkenin problemleri de bunu gerektiriyordu. Çünkü işsizlik oranı sürekli yükseliyor. Bugün 6 küsür milyon insanımız iş bekliyor, iş arıyor. 5,5 civarında üniversitede gencimiz var. Bunlar da işsizliği ertelenmiş olan gençlerdir. Yani bir bakıma ikbali, istikbali çalınan gençlerdir. Ama şu an ülkemizde yuvarlak 11 milyon civarında işsizimiz var üniversite gençleriyle beraber. Dolar fren tutmuyor. Bakın, döviz fren tutmuyor. Türk lirasındaki bir kuruşluk artış bu millete tam 4 milyar liraya mal oluyor. Bak, bir kuruşluk artış. 1 Ocak tarihinde, 1 Ocak 2005, 2015 yılında doların kuru 2 lira 32 kuruştu. Şimdi yuvarlak 3 liraya gelmiş durumda. Bunun durup dururken ülkemize yüklediği fatura 240 milyar civarında. Bakın, bunu tek bir partinin veya küçük çaplı bir koalisyonun çözmesi mümkün değil. Hayır, kan akıyor sürekli. 70'li yıllardaki koalisyona, yani iki ucun koalisyona değindiğiniz için sordum. Bugün de mesela kurulmamasının bir şansın kaçırılması olarak görüp görmediğiniz. Şüphesiz görüyorum ama şaşmıyorum. Çünkü seçim öncesi ben söyledim. Dedim ki milli görüşün ve milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'nin yer almadığı bir meclis bu ülkenin hiçbir problemini çözemez. Dolayısıyla sonuç beni üzüyor ama şaşırtmıyor. Bakın, bu meclis
1 Nisan'dan itibaren tatile girmişti. Seçimlere kadar 2 ay oradan geçti. 3 ay da buradan geçti. Etti 5 ay. 5 aylık süre içerisinde bu meclisin sadece maaşı çalıştı. Bakın sadece maaşı çalıştı, kendi çalışmadı. Önümüzdeki 5 ay süre içerisinde bu böyle gidecek. Demek ki 2015 yılında kaybedilmiş bir Türkiye ile karşıyayız tabii. Şimdi diyorsunuz ki Saadet Partisi'nin olmadığı bir parlamento mümkün değil. Biraz parlamento bunu, mümkün de problem hayır, çözmesi mümkün problem değil. Problem çözmesi tabii. Mümkün değil, o manada söyledim. Tabii. Fakat baktığımız zaman da sizin yani işte Refah Partisi, Fazilet, Saadet sonrasında işte kopuşlar oldu. Bazı isimler AK Parti içinde kendilerine yer buldular. Kimileri Has Parti'ye gitti. Sizden kopanlar oldu. Dolayısıyla hep şu tespit yapılıyor. Saadet Partisi'nin artık bir tabanı yok. Ve son seçimlerde de oy oranınız 963 bin oldu. BBP ile bir araya gelmenize rağmen. Hı hı. Dolayısıyla bugün AK Parti'ye ne gibi bir pazarlık payınız olduğunu düşünüyorsunuz? Ya AK Parti bugün niye Saadet Partisi'ne dönüp gel benimle ol desin? Bakın şöyle diyelim. Saadet Partisi'nin tabanı yok sözü doğru değildir. Türkiye'nin en köklü partisidir Saadet Partisi. Bundan emin olun. Dalları budandı. Tamam. Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün dalları budandı ama kök sapasağlam duruyor. Bakın. Hı. 1970'te 71'de Milli Nizam kapatıldı. Olağanüstü dönemle. 80'de Milli Selamet kapatıldı. Bakın. Ama 90'lı yıllarda Refah Partisi olarak daha güçlü bir vaziyette geldik. Evet. Bak 1971'de Milli Nizam kapatıldı. 73'te Milli Selamet olarak çok daha güçlü bir vaziyette geldik. 80'de Milli Selamet kapatıldı. 90'lı yıllarda Refah Partisi olarak çok daha güçlü bir biçimde geldik. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde Saadet Partisi olarak Refah'a nispetle çok daha güçlü olarak geleceğiz. Kökümüz sapasağlam. Heh. Dallar budandı. Şöyle diyelim, bizim elbette %2'lik, %2 küsürlük oy iftihar edeceğimiz bir oy değildir. Ama bizim yerimizde başka bir parti olsaydı bugün esamesi bile okunmazdı. Nitekim bizim dışımızdaki bakın 16 partinin bakın bizim dışımızdaki 16 partinin toplam oyu 16'sının toplam oyu bizim yarımızdan biraz fazlaca. Evet. Şimdi o dönemde önce şunu sormak istiyorum. O dönemde BBP ile Milli İttifakı yaptığınız zaman aslında MHP ile işbirliği yapmak istediniz. Ama Devlet Bahçeli bir şekilde bu ittifaka hiçbir zaman sıcak bakmadı ve kapıları kapattı. Biraz önce dediniz ya her partiye açığız biz ittifak gerekiyorsa tabii. Ülke için. Devlet Bahçeli'nin böyle bir tavır değişikliğine gideceğini düşünüyor musunuz? Çünkü AK Parti ile çok ciddi bir rekabetleri var. Sonuçta hepinizin tabanı BBP, Saadet, AK Parti ve MHP aynı taban. Devlet Bahçeli'den mi daha çok beklersiniz yoksa Başbakan Davutoğlu'ndan mı? Vatanı seven herkesten bekleriz. Bakın şu an HDP'nin oy tabanı dün bizimdi. Bakın tabii Güneydoğu, Orta Doğu bizim oy depomuzdu. Yollarımız kesildi. Biz tamam. Derken? Milli Görüş olarak, Refah Partisi olarak. Mesela 1994 seçimlerinde, mahalli seçimlerinde Diyarbakır'ı biz kazanmıştık. Bingöl'ü biz kazandık. Malatya falan sayın sayabildiğiniz kadar bizimdi. Gene bizim olacak. Yani bu milletin tabii adresi Milli Görüş'tür. Milli Görüş'ün tek temsil olan peki, Saadet Partisi'dir. AK Parti'nin Güneydoğu oylarını, Kürt oylarını kaybettiğini düşünüyor musunuz? Ve geri gelmeyecek şekilde mi kaybetti? Nedir tespitiniz? Bunu zaman gösterecek ama bu haliyle çok zor diye düşünüyorum. Bu haliyle çok zor diye düşünüyorum. Yeri gelmişken siz Gülten Kışanak'la bir araya geldiniz. Fırat Anlı'yla da Diyarbakır'dan izlenimleriniz var. Nedir izlenim? Mesela sizin izleniminiz önemli. Çünkü şu anda özellikle dindar Kürtler, AK Parti'nin tabanını oluşturan Kürt oyları geri gelir mi? Yoksa HDP'ye gitti orada kalıcı mı? Hep bu tartışma yaşanıyor. Onu biz alırız inşallah. Bakın biz Saadet Partisi olarak Edirne'den Van'a kadar efendim
Sinop'tan Mersin'e kadar, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımızın ortak ruhunu temsil eden bir partiyiz biz. Bu ülkenin her bir ferdini kardeş kabul eden bir zihniyetin sahibiyiz biz. Orada birileri Kışanağı ziyaret ettik diye eleştiri bombardımana tabi tuttular ama biz diyoruz ki ya hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Biz orada kaldı ki sadece Kışanak'la görüşmedik. Orada 400-500 insanımızın katıldığı toplantı yaptık. Doğu ve Güneydoğu illerimizin temsilcileriyle, il başkanlarımızla, il sorumlularımızla, il müfettişlerimizle, ilçe başkanlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Gün boyu bunu tartıştık. Ondan sonra medya kuruluşlarıyla bir araya geldik. Basın toplantısı yaptık. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Oranın sıkıntıları, dertlerini dinledik. Sonra Sayın Valimizi ziyaret ettik. Valilik makamını ziyaret ettik. Ülkenin problemlerini ele aldık. Ne gibi sıkıntılar var? Bunları dinledik Sayın Validen. Sonra belediyeye geçtik. Sayın Belediye Başkanı'ndan ve eş başkandan o yörenin sorunlarını, problemlerini dinledik. Bundan daha tabii ne olabilir? Bu ülkede barış isteyen, kardeşlik isteyen, huzur isteyen, şehit kanı akmasın diyenlerin, bu kitlelerle, bu temsil kabiliyeti olan kişilerle bir araya gelmesinden daha tabii ne olabilir? Tabii ki yani siyasi parti lideri olarak yaptığınız aslında çok önemli ve çok hassas bir dönemde yapılmış siyaset. Şimdi ben bütün bu söylediklerinizi yalnız yan yana koyduğumda siyasetten şöyle bir tercüme yapıyorum. Diyorsunuz ki zamanında Kürt, dindar Kürt oyları refahındı, yani bizim de milli görüşündü. AK Parti hata yaptı, kaybetti. Eğer AK Parti bizimle ittifak yaparsa oranın oylarını biz alabiliriz. Çünkü şu gün itibariyle AK Parti artık alamıyor. Doğru mu okuyorum tabloyu? Yanlışsa beni düzeltin. Yo, büyük ihtimal, büyük oranda doğrudur. Yarın ne getireceğini ancak Allah bilir ama Perşembenin gelişiyle çarşambadan belli olur demişler. Hı hı. Bakın sanıyorum 2002 seçimlerindeydi misalen. Ağrı'yı AK Parti 4-0 olarak kazanmıştı. 4-0, 4 milletvekili vardı. Bu seçimde 4-0 kaybetti. Ne oldu? Demek ki hareket biçiminde bir yanlışlık var. İki dönem orada belediye başkanlığını AK Parti kazanmıştı. Ağrı'da bir örnek olsun diye zikrediyorum o yerayı. Bu seçimde kaybetti. Ne oluyor? Demek ki yanlış giden bir şeyler var. Programın ismi ne oluyor? Ben size sorayım. Tabii. Ne oluyor peki? Ne oldu? Nerede hata yapıldı? Ve geri dönüşü nasıl sağlar? Ne yapacaksınız da siz bu geri dönüşü sağlayacaksınız? Nerede hata yapıldı? Bakın, çözüm süreci deniyordu. Çözüm süreci denildi. Efendim, demokratik açılım denildi. Kürt açılımı denildi. Barış süreci denildi. Sonra geldi, çözüm sürecine dayandı. Ne oldu? Bunun temelinde barış süreci için içerideki, yani Türkiye'deki silahlı unsurların Türkiye dışına çıkması amaçlanıyordu. Barışın ilk temel unsuru bu idi. Böyle olmadı. Dışarıdaki eğitilmiş komutan durumundaki PKK yöneticileri alay vala ile, ha buradan hatırlayacaksınız, İçeri alındı. Yüce Türk Mahkemesi onlara ayaklarına gönderildi. Bu bir. İki, dağdaki silahlı unsurlar şehire indirildi. Üç, şehirdeki silahlı yapılanma, KCK denilen yapılanma da bütün Anadolu'ya yayıldı. Türkiye'nin 81 ili, bildiğiniz gibi 970 ilçesi var. Buralara kök salındı. Bakın. Buna karşılık Anadolu'dan devletin ruhu çekildi. Bakın. Bugün emniyet mensuplarımız emniyette değildir. Emniyet mensuplarımızın bile can güvenliği yok. Her gün zaten 2-3 polis öldürülüyor. Bu yanlıştı. Şu kadarını ifade edeyim. Devletin o yöreyi, köyü koruması için eline silah verdiği köy korucuları PKK'nın bucağına itildi. Halk oraya doğru süpürüldü. Bunlar yanlıştı. Tamam mı? Bunlar yanlıştı. Oradaki insanlar
korumasız kaldığı için ister istemez oradaki silahlı örgüte teslim olmak zorunda kaldı. Yani siz HDP, şunu sormak istiyorum. Siz Saadet Partisi Genel Başkanı olarak HDP ile PKK arasında bir ayrım yapıyor musunuz? HDP'nin parlamentodaki varlığını ve demokratik olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Şüphesiz tabii. 6 milyon civarında oy almış bir partiyi yok sayamayız. Öbür taraftan PKK'ya da sormak isterim. Ne istiyorsunuz? Bak, ne istiyorsunuz? Yani barış sürecinde maksat ne? Amacınız ne? Tamam. Ha, burada şunu söyleyeyim. Biz Saadet Partisi olarak hiçbir vatandaşımızın hakkını pazarlık konusu yapamayız. Hak neyse verilecektir. Hak kutsaldır çünkü. Tamam mı? Bu maksatla biz aşağıdan beri söylüyoruz. Diyoruz ki mesela İstanbul'da insanımıza Mehmet deniyormuş diyelim. Diyarbakır'da Memudin densin. O oradan alınıyorsa kime ne? Tamam mı? O ise öbür taraftan maksat hak talebi ise ben onu söylüyorum. Problemlerin çözüm yeri milli iradenin toplandığı, temerküz ettiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Problemler orada ele alınmalıdır. Çözüm yeri orasıdır. Bu maksatla Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurmalıdır. Hak ihlali var mı? Türkiye'nin neresinde olursa olsun 81 ilinde hak ihlali var mı? Hak ihlali varsa demokratik hukuk devleti hakları korumak için vardır. Vatandaşının hakkını gasp eden bir devlet hukuk devleti olamaz. Bu bir. Öbür taraftan hak, eğer bu ise istenen bunu tartışmasız, pazarlıksız vermek durumundayız. Yok. Benim amacım Türkiye'yi bölmek denildiği takdirde yok arkadaş, dur orada, buna da müsaade etmeyiz. Peki diyelim ki AK Parti ile ittifak yaptınız biraz sonra nasıl olacağını bunu soracağım ama ön soru, siz AK Parti'yi yeniden çözüm sürecine ikna edebileceğinizi, o sürecin devamını sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz Saadet Partisi olarak? Çünkü bu söyledikleriniz şu anda Cumhurbaşkanı dedi ki buzdolabına kaldırdık çözüm süreci. Dolayısıyla tıkanmış ve durmuş bir süreç gibi gözümüzün önünde. Belki öyle değildir, ileride farklı olacaktır ama şu an itibariyle. Yani sizin bu söylediklerinizden biz yumuşatıcı rol oynayabiliriz, Güneydoğu'nun nabzını, oylarını alabiliriz, oradaki Kürtlerin oylarını alabiliriz diyorsunuz. Bir, diyelim ki sizin ittifakınızla AK Parti tek başına iktidar oldu. O zaman yeniden çözüm sürecine AK Parti'yi zorlayabilir, önünü açabilir ve bunun için talepkar olabilir misiniz? Zaten ittifakı yaparken bu temel üzerine ittifak yapacağız. Tabii. Bunları konuşacağız. Yoksa şunu net olarak söyleyeyim. Hiç kimseye, hiçbir partiye koltuk değneği olmayız. Tamam mı? Biz ülkenin problemlerini çözmek için varız. Bakın 70'li yıllarda bu maksatla yola koyulduk ve dediğimiz gibi ülkenin 300 yıllık en şanlı zaferini kazandık. 77'de sanayileşme hamlesini başlattık. 96'da çok daha ileri aşamada atılımlar yaptık. İşçiye, memura, emekliye %50 zam, arkadan %30 zam, arkadan %20 zam, denk bütçe, eşel mobil sistemi ve küresel emperyalizme dur diyebilmek için de 8 büyük ülkeyi bir araya getirmek suretiyle D8'leri kurduk. Biz problem çözmek için varız. Problem çözmek bizim işimizdir. Milli Görüş'ün işi. Şimdi bu ittifak meselesinde kimseye koltuk değneği olmayız dediniz. Peki şimdi Türk siyasi sistemi aslında ittifakları mümkün kılmıyor. İki formüllük olabilir. AK Parti size bugün oy sıkıntısı yaşayabileceği bölgelerde, biraz önce dediğiniz gibi Kürt oylarının olduğu, yoğun olduğu yerlerde ya da Orta Anadolu'da önemli illerde en iyi sıralardan Saadet Partisi'leri aday gösterebilir. Ya birinci formülü bu olabilir. Ya da Has Parti olduğu gibi siz Saadet'i bırakırsınız, toplu olarak AK Parti'nin içine katılırsınız. Hangisi tercihiniz? Efendim her şeyden önce... Ya da bir önce, üçüncü yol mümkün mü? Her şeyden önce ikinci söylediğiniz, ne siz söylediniz ne de ben duydum. Öyle bir imkan yok. Yani Saadet Partisi'nin
AK Parti'ye katılması, iltihak etmesi kati surette mümkün değil. Kati surette. Çünkü ülkeyi bu hale getiren büyük ölçüde AK Parti'nin tek başına iktidarı oldu. Evet. Peki o zaman nasıl olacak? Formül nedir bu ittifakta? Bu ittifakta prensiplerimiz var. Dediğimiz gibi bak şu mesela dediğimiz gibi 1974'te biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir bakıma birimiz Güney Kutup, diğerimiz Kuzey Kutup'tu veya biri Doğu, biri Batı. Anlaştık. Yani konuşmak insanlara mahsus ilahi bir nimettir. Eğer iyi niyetle hareket edildiğinde çözülemeyecek bir problem yoktur. Şunu da ben ifade edeyim. 1992 yılındaydı sanıyorum. Bingöl Belediyesi'nde ikisi de solcu, tırnak içinde ifade edeyim. Benim için sağ sol o kadar önemli değil. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye aitti orada belediye. Orası kazanmıştı. İşçi Sendikası da DİSK. O da solun solu diye bilinir. Bunlar toplu sözleşmede bir araya gelememişler. Neredeyse kanlı bıçaklı. Masaya oturmaları mümkün değil. Kalkmışlar, oturamıyorlar. Ben aynı zamanda üniversitede hocayken Çalışma Bakanlığı nezdinde resmi arabulucu idim. Terör olayları o tarihte de yoğundu. Gitmek tehlikeli. Ben onları üniversiteye çağırdım. Atatürk Üniversitesi. Oturduk böyle masaya. Ne diyorsunuz arkadaş? Oturun bakalım şöyle dedim. Bir kahve söyledim. Nedir sizin dediğin? Ne istiyorsunuz? Şu. Ötekini sen ne veriyorsunuz? Şu. Emin olun biz kahveyi bitirmeden problemi çözdük. İmzalıyorlar anlaşmayı. Hocam gerçekten anlaştık mı biz şimdi diyorlar. Ve aynı arabayla gelemedikleri gibi peş peşi de gelememişlerdi. Sarmaş dolaş olarak kucaklaştılar, öyle gönderdik. Bunlar çok değerli anılar muhakkak ki. Ülkenin çözülemeyecek problemi yoktur. Ama ben hala sorumun cevabını almadım. Tam olarak AK Parti'den neyiz? Çünkü baktığımız zaman seçim hükümetine bile BBP'den bir kişi, Yaşar Topçu, eski BBP Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonraki genel başkanını bakan olarak aldılar. Ama Saadet Partisi'nden bir isim göremedik. Ha diyebilirsiniz ki zaten Refah kökenli oldukları için Saadet Partisi'nin biraz önce söylediğiniz gibi arkadaşlarımız AK Parti'nin içinde ama sizinle ittifak istediklerine dair AK Partililerin bir sinyal vermediler. Saadet Partili bir ismi örneğin diğer partilerin örneğin MHP kontenjanından birini yerine söyleyebilirlerdi. Öncelikle bu konuda kırgın mısınız, eleştiriyor musunuz AK Parti'ye? Saadet Partisi'nden bir ismi bakan olarak atamadıkları için. İkincisi, dolayısıyla nasıl bir ittifak pazarlığı, yani nasıl, hadi pazarlık demeyelim bunu ama görüşmesi yapacaksınız? Adaylıklar üzerinden mi? Bakanlık sayısı üzerinden mi? Ya da nedir teklifiniz AK Parti'ye? Hayır, biz AK Parti'yle masaya oturduğumuzda deriz ki şu kadar kontenjan vermeniz lazım. Nedir o? Bozuk giden arabayı düze çıkarabilmek için belli bir güce sahip olmamız lazım. Mecliste söz sahibi olmak için en azından bir grup kurmak lazım. Tamam. Grup kurmak lazım. Saadet Partisi'nin bir grup kurabilmesi lazım. Grup olması lazım en azından. Yani bu da kaç milletvekiline tekabül ediyor? 20 milletvekiline tekabül ediyor. En azından bunun olması lazım. Çünkü bizim varlığımız emin olun Türkiye'ye fayda sağlar. Hı. Hani ne olur? 5 ayı zaten geride kaldı, kaybettik Nisan'dan bu yana. İleriye dönük olarak da 5 ay daha kaybederiz. Türkiye kaybediyor. Dediğimiz gibi bakın Türkiye'nin bugün dolar cinsi dış borcu 400 milyar dolar. Hı hı. Bir kuruşluk artış, dolardaki bir kuruşluk artış bu ülkeye tam 4 milyar liraya mal oluyor. Tamam mı? 4 milyar lira. Biz diyoruz ki adil bir hukuk düzeni. Ben bir hukukçuyum. Bu benim işim. Üreten bir ekonomi. Bağışlayın. Ben aynı zamanda bir ekonomistim. Efendim. Doğru. Adil gelir dağılımı. Yine bağışlayın. Ben aynı zamanda maliye profesörüyüm. Bunlar benim işim. Tamam. Ve seçkin bir kadromuz var. Emin olun Türkiye'nin devlet yönetiminde en tecrübeli kadrosu bugün Saadet Partisi'nde. Fakat AK Parti ile aranızda kırgınlıklar var. Çünkü sıkıntılı süreçler yaşadı. Bir kere Milli Görüş Hareketi çok bölündü. İşte gelenekselciler, yenilikçiler. İçinizden çok partiler çıkardınız. Ondan sonra Has Parti birleşti. Saadet Partisi'nin içinde. Bu kırgınlıkları aşıp bir araya gelebilir misiniz? Bakın şöyle diyelim Şirin Hanım. Bizim kırgınlığımız yok. Üzüntümüz var. Şöyle diyelim. Bağışlayın, kardeşiniz var mı? Yok, hayır. Yok mu? Olsa da keşke. Şöyle diyelim. Hani bir geniş bir aile düşünün. Ailenin bir kısım fertleri kapıyı tekmeleyerek çıkmış evden.
geride kalanlar oh olsun demez. Üzüntü duyar. İnşallah günün birinde geri dönerler diye dua eder. Bizim durumumuz AK Parti karşısında böyledir. Bizim kırgınlığımız yok. Üzüntümüz var. Bakın biz onu diyoruz. Ne olurdu? Bu böyle olmasaydı tecrübeli ağabeyleriyle beraber hareket etmiş olsalardı yine başbakan olurlardı, yine bakan olurlardı, yine milletvekilleri olurlardı. Ama ülke bu duruma düşmezdi. Biz mecliste olsaydık Suriye bu duruma düşmezdi. Biz mecliste olsaydık Libya şu an 40 parçaya bölünmezdi. Biz mecliste olsaydık efendim Irak şu an 3'e bölünmez. Orada milyonlarca insan hayatını kaybetmezdi. Çünkü sizin hem 7 Haziran seçimlerinden önce hem de 13 yıllık AK Parti iktidarı boyunca şu anda Cumhurbaşkanı ama o dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı yönelik çok sert eleştirileriniz var. Gerçekten çok sert eleştirileriniz var. Şimdi bu kadar sert eleştirilerden sonra bir araya gelmek mümkün müdür? Nedir o, bakın bizim eleştirimiz şöyle. Sayın Başbakan'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sığ danışmanları yanlış bilgi veriyor dedik. Bakın yani onların kişiliğine yönelik aslında bizim hiç kimsenin şahsiyetine yönelik bir eleştirimiz yok. Bizim eleştirimiz eylemlerine, fiillerinedir. Hala öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sığ danışmanların yanlış bilgi verdiğini düşünüyor musunuz? Ben o kanaatteyim. Ne anlamda? Hangi konularda bunu söylüyorsunuz? Mesela açılım politikasında öyle olduğunu düşünüyorum. Suriye politikasında öyle olduğunu düşünüyorum. Efendim Irak konusunda öyle olduğunu düşünüyorum. Efendim Libya konusunda öyle olduğunu düşünüyorum. Sayabildiğin kadarıyla. Bütün bunlar aslında Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın doğru düz okuyacak, araştırma yapacak vakti olmaz. Danışmanlardan bilgi alır. Danışmanlarının da hala yanlış bilgi verdiği kanaatindeyim. Yoksa şöyle diyelim. Gerek Cumhurbaşkanı olsun gerek Başbakan olsun bu ülkeye kastı mı var? Ben uyardım mı Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde teşrif ettiklerinde Başbakan olarak Sayın Başbakanım dedim. Siz açılım süreci diyorsunuz. Büyük endişe taşıyorum dedim. Büyük endişe taşıyorum. Saadet Partisi olarak bu endişeyi taşıyoruz. Bu çözüm süreci dediğiniz şey ya Türkiye'yi bölünmeye götürecek veya çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya getirecektir dedim. Hayatta kendileri. Mehmet Ali Şahin Bey de vardı yanında. Başka arkadaşlar da vardı. Şu an yazık ki ikincisini yaşıyoruz. Ama gerekli tedbirler alınmazsa Allah korusun çok büyük çatışmanın arkasından bölünme gelir. Bu eleştiri değil, uyarıdır. Uyarıdır. Bu saatten sonra AK Parti ne yapabilir? Yani nasıl sizin de söylediğiniz gibi rayına oturabilir? Çünkü gerçekten müthiş kutuplaşmış bir ortam var. Siyasetten yani kürsülerden karşılıklı olarak çok sert sözler söyleniyor. Mesela bütün bu sürece... Yani normalde Sayın Davutoğlu'nun başbakanın aslında bir koalisyon istediği ama Cumhurbaşkanı istemediği için bir Kasım seçimlerinde onun bu isteği doğrultusunda gidildiğine inanılıyor. Ya da bu konuşuluyor. Bunu tabii böyle düşünenler var. Her ne kadar kendisi ben böyle bir şey düşünmedim, böyle de yapmadım, koalisyon olması için uğraştım dediyse de genel bir kanaat böyle. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Şimdi tabii ben olayların içerisinde olmadığım için Sayın Başbakan'la Cumhurbaşkanı arasında ne gibi bir konuşma geçiyor falan onları bilemiyorum. Ama bildiğim şey şu, Türkiye özellikle siyasiler bu kullandıkları dili terk etmek durumundalar. Bu üslup değil. Türkiye'yi geren, kardeşi kardeşe düşüren, partiler arasındaki irtibatı koparan yaklaşım bir yaklaşım değildir. O münasebetle biz diyoruz ki sürekli olarak sözünsüz de söyle, sınırını çiz de söyle, inci gibi diz de söyle, öyle söyle ki yar da beğensin. Ayar da diyoruz. Her şeyden önce yapıcı bir diyaloğa bütün partilerin dönmesi lazım diye düşünüyorum. Bu anlattıklarınızdan her ne kadar siz zamanında davayı bıraktılar gittiler demiş olsanız bile
AK Partililer için. Hala gönlünüzün MHP'den değil daha çok AK Partili olmaktan yana olduğunu anlıyorum. Yani yeniden dava birleşsin mesajı veriyorsunuz. Ama yine de MHP ile bir imkan olabileceğini düşünüyor musunuz? Efendim şimdi... Çünkü 20 milletvekili diyorsunuz. MHP'nin böyle bir... Ülkenin problemleri ortada. Bu problemleri tabii ki AK Parti'deki arkadaşlarla daha yakın bir ilişkimiz var. Aşağıda birçoğuyla beraber milletvekilliği yaptık. Ben iki dönem milletvekilliği yaptım. Oradaki arkadaşlarımız da o zaman önemli bir kısmı milletvekiliydi. İki dönem beraber çalıştık. Bir kısmıyla bir dönem beraber çalıştık. Yani birbirlerimizi daha yakından tanıyoruz. Ama ülke söz konusu olunca gerisi teferruattır. O anlamda CHP ile de oturur konuşuruz. CHP'nin olabilir mi? Efendim, biraz önce anlattınız ama bakın, bugünkü CHP ile mesela CHP ile bir ittifakın formatı ne olacak mesela? AK Parti için söylüyorsunuz yani 20 milletvekili bize bir grup kurdururlarsa parlamentoda onlara destek veririz ve sorunların çözülmesi için rahatlatıcı rol oynarız, ara buluculuk yaparız, AK Parti'ye destek veririz. CHP ile nasıl bir formül olabilir? Bakın bizim asıl amacımız şu ülkedeki yangını söndürmek, şehit kanlarını durdurmaktır. CHP ile biz dün diyebileceğimiz bir mesabede yani 1974 yılında koalisyon yaptık. Hükümet kurduk. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni kurduk. Peki bugün bu için ama nasıl olacak? 1991'de MHP ile ittifak yaptık. 1996'da Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurduk. Yani biz bu ülke için tabir caizse bir pusulayız milli görüş olarak. Peki. Özür dilerim. O sırada yönetmenim kulağıma bir şey söyledi. Peki ama yani CHP ne yaparsa siz tamam dersiniz. İlkeler, prensipler diyorsunuz ama nasıl yani bu CHP açısından mesela CHP bunun tabanını nasıl anlatabilir? Siz tabanınıza mesela bu koalisyon görüşmeleri sırasında hep dendi ki AK Parti tabanı CHP ile bir koalisyon istemiyor. Aynı taban sizde de var. Nasıl tutup da CHP ile bir koalisyonunuza evet diyecekler? Şimdi şöyle diyelim. Ön teker nereye giderse arka teker onu takip eder. Şimdi yöneticiler bir bakıma rehber durumundadır, kılavuz durumundadır. Doğru hareket ettikleri takdirde taban dediğimiz o kitle şuursuz varlıklar değil ki. Ülkenin menfaati gerçekten bunu gerektiriyor dediği takdirde evet doğrusu işin doğrusu budur der. Yani şöyle diyelim Allah korusun ev yanarken tamam mı itfaiye erinin kimliği sorulmaz. Hele düşüncesi asla dile getirilmez. Asıl olan yangının söndürülmesidir. O yangını söndürürken de belki komşulardan da yardım etmek isteyecektir. İsteyecekler olacaktır. Onlara dur denilmez. Burada kim olursa olsun, bakın kim olursa olsun, şu an ülke ateş içerisindedir. Bölünme tehdidiyle karşı karşıyadır. Her gün şehit cenazeleri geliyor. Bunları durdurabilmek için. Şu şöyle düşünüyormuş. Arkadaş senin bu şehitlerin kanını durdurmaktan başka amacın var mı? Ne diyorsun dediğimizde ben de böyle düşünüyorum dediği vakit niye anlaşmayalım? Peki iki net cevap rica ediyorum. Tabii. Zaman tükeniyor. Birincisi Saadet Partisi ile bir ittifak olması ya da sizin bahsettiğiniz gibi milletvekillerinizin Saadet Partili isimlerinin iyi yerlerden gösterilmesi sonucu bir grup kurmanızı sağlayacak bir sonuç alabilmeniz için buna karar verecek kim olacak? Sayın Davutoğlu mu, Sayın Erdoğan mı? Hangisinin karar alacağını düşünüyorsunuz? Hangisini ikna etmek Saadet Partisi ile ilgili daha kolay sizce? Şimdi hiç şüphesiz ki AK Parti'nin genel başkanı Sayın Başbakan'dır. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak kanaatimde dizaynda belki rol almak ister ama alması da gayet normal. 104. maddeye göre şu anayasa devlet kuruluşlarının nizami çerçevede çalışmasını sağlar diyor. Cumhurbaşkanı'nın o yönde belki yol göstericisi etkisi olur ama asıl itibariyle hem nezaket kuralı bakımından hem hukuk açısından
hem de olması gereken bakımının tabii ki AK Parti'nin genel başkanı olacak. Sayın Davutoğlu'nun olacak. Tabii. Peki şimdi kongresi var AK Parti'nin. Bu kongre de hayli önemli bir kongre aslında. Çünkü Sayın Davutoğlu çok kritik bir dönemde bir kongreye gidiyor. Ne olacağını düşünüyorsunuz? AK Parti içinde Sayın Davutoğlu güçlenir mi? Dolayısıyla onun güçlenmesi belki sizinden olabilecek bir ittifakı da daha mümkün kılar mı? Yani bir beklentiniz var mı? Ülke için hayırlısını temenni ederiz. Tabii AK Parti'nin iç işlerine karışacak değilim. Onu elbette kendileri dizayn eder. Ülkemiz için, başta da tabii ki AK Parti için hangi yol faydalı olacaksa, kim genel başkan olacaksa onu onlar belirler. Bizim oraya müdahale etmemiz doğru olmaz. DDP'nin AK Parti ile bir ittifak yapacağını düşünüyor musunuz? Bunu Sayın Destici'ye sorun. Sizin tahmininiz eski ittifak ortağınız. Sanmıyorum. Sanmıyorsunuz. Peki. Sanmıyorum. Çünkü, sanmıyorum çünkü Sayın Topçu'yu bakan yaptılar. Büyük Birlik Partisi'nin haberi onayı olmadan diye düşünüyorum. Bu aslında DDP tarafında ters tepecek bir durum yorumları yapıldı. Siz de katılıyor musunuz? Sayın Destici ağır biçimde eleştirdi. Belki memnun olmadı yani o bakanlıktan. Peki şimdi seyircilerimiz açısından netleştireyim röportajın tabii sonunda. Bizim buradan anlayacağımız nedir? Görüşmeler devam ediyor. Sizin bir araya gelmenizi isteyen isimler var. Siz de istiyorsunuz, diyorsunuz ki biz özellikle Güneydoğu'da güçlüyüz. Biz ikna edebiliriz. Bize 20 milletvekili çıkarabileceğimiz gibi bir imkan sunun. Biz de size desteğimizi sunalım. Bu mudur? Bakın şunu diyoruz biz. Ne diyorsunuz seyircilere? Net dediğimiz şey şu, seyircilerimize, izleyicimize iyi akşamlar diliyorum. Dışında. Saygılar sunuyorum. Bu yangını söndürmek lazım diyorum. Bakın. Şehit kanlarını durdurmak lazım. Vatan bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bu tehlikeyi bertaraf etmek lazım. Bunun için biz varız diyoruz. Belli bir güce sahip olmamız lazım diyoruz. Belli bir güce sahip olabilmek için mevcut anayasa bakımından, tamam mı? Aha. Mevcut anayasa bakımından bir gruba sahip olmak lazım diyoruz. Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan %10'luk bir baraj var. Tamam. Bu demokratik kurallarla asla bağdaşmayacak bir yüksekliktir, bir barajdır. Bunu şu aşamada aşacağız inşallah. Aziz milletimizle el ele vereceğiz. Ha eğer derse ki partili gelin beraberce yürüyelim. Efendim biz o gücü el birliğiyle temin edelim dediği takdirde orada varız diyoruz. Niye sayın iki genel başkansınız? Niye Sayın Davutoğlu'yla görüşmüyorsunuz? Şimdi hem benim işlerim çok yoğun hem de Sayın Başbakan'ın işleri çok yoğun. Belki son tahlilde bir araya geliriz eğer alt tabakalar, aşağıdaki arkadaşlar görüşmeyi belli bir noktaya getirirse orada bir araya gelebiliriz. Sizin önemli bir son soru olarak şunu soracağım. Önemli bir çıkışınız vardı. Erdoğan'ın başkanlık sistemi despotizmdir. Dolayısıyla böyle bir ittifak olacaksa bu parlamenter sistemin güçlendirilmesi için mi olacaktır? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı istediği gibi bir 400 milletvekiline ulaşma, anayasayı değiştirme, başkanlık modeline dönmek için bir destek mi olacak? Bakın biz o fikrimizden vazgeçmiş değiliz. Bakın prensip itibariyle biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Türkiye'de başkanlık sistemini ilk telaffuz eden görüş milli görüştür. Ama AK Parti'nin getirmiş olduğu, sunmuş olduğu model parlamenter bir model yahut demokratik bir sistem değildir. Niye değildir? Çünkü Cumhurbaşkanı meclisi feshedebilecek ama meclis devlet başkanını görevden alamayacaktır. Bu dünyanın hiçbir tarafında yok. Artı eğer meclisi feshetmek şartlar bakımından uygun değilse meclise millet kesisine rüşvet vereceksin. Oturduğun yerde ben başkanlık kararnamesiyle ülkeyi yönetirim diyecektir o şeyde. Biz bu iki noktadan itiraz ediyoruz. Niçin itiraz ettiğimizin şuurundayız. Diyoruz ki gerçekten demokratik bir model getirdiğinize biz varız zaten. Başkanlık modelini Türkiye'de ilk telaffuz eden, zikreden biziz. Tamam mı? Bugün rahmetli Erbakan yaşasaydı sizce bu ittifak konusunda Sayın Davutoğlu'na ya da Sayın Erdoğan'a dönüp ne derdi öğrencilerine? Derdi ki
bak ülkenin kaybedecek zamanı yoktur. Ne yapıp edip şu kanı durdurun, toprak ayağımızın altından kayıyor, aklınızı başınıza alın derdi. Peki. Sayın Kamalak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eminim ki bu seçim sürecinde tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah. Bakalım bu İnşallah. İlk yayınımız sizin söylediğiniz gibi olacak mı? Görüşmelerin sonuçları ne olacak? Takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olunuz. Geldiniz, katıldınız. Siz de sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Seçim süreci ediyorum. Bütün partilere ve tabii ki sizin de partinize, seçmenlerinize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tüm Türkiye'miz için hayırlara vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir ara veriyorum. Aradan sonra MHP ve daha sonrasında HDP ile devam edeceğiz.